Değerli takipçilerim, nasılsınız? Her şey çok güzel ve iyi olsun. Huzurda olsun, sağlıkta olsun, aşkta olsun, parada olsun. Ama en çok ülkemiz, vatanımız, milletimiz huzurda olsun istiyoruz. Tarotlar konuşur. Yani 23 Ağustos, 29 Ağustos haftası tarotlar konuşuru yapacağım. İnşallah ses güzel geliyordur evinize. Ses problemini çözmüş olmam lazım. Şurada sesle ilgili probleminiz varsa bağıra bağıra konuşuyorum. Bilginiz olsun diyorum. Şuraya koydum üzerime takınca nefes alamıyorum. Böyle bir sorunum var. Yana mı taksaydım ama masanın kenarına koydum. Umarım gerçekten sesim de güzel geliyordur. Değerli koç burçları nasılsınız diye başlıyorum ve kartınızı çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim, özellikle parasal evrede hata yapabilirsiniz. İnandığınız bir dostunuz sizi maddi olarak yıpratacağı ve inandığınız bir arkadaşınızın sizi parayla ilgili isteği olacak. Siz bu isteği vereceksiniz ama para gelmeyecek gözüküyor. Vereceğiniz insanları doğru listeleyin lütfen. Beklediğiniz paranın size geri gelmeyeceğini gözüküyor. İşle ilgili bir kart çekelim. Evet, meditasyon. Enerjinizi yüksek tutup kimseyle tartışmak istemiyorsunuz. Hatta yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. Böyle bir haftanız var. Ruhunuzu meditasyon yaparak şifalandırması sizin için de iyi olacak. Hatta yöneticinizle alakalı, güven duyduğunuz yöneticinizle alakalı onun karmaşık karakterine çok kızabilir. Hatta ve hatta bu ara bu iş yeni bir iş ruhuna geçiş yapabilir. Bu da biraz sizin kafanızı yorabilir diyorum. İş bekleyenler için bakıyorum bir kartta. Uzun süredir bekleyenler krallık ya da kraliçelik tahtınıza oturacaksınız ve iş kapınız 7 hafta içerisinde hayatınıza gelmiş olacak diyorum. Aşk için özellikle ilişkisi olmayanlar, kalbimdeki insan gelecek mi diye düşünüyorsunuz. Evet, kalbinizdeki insan size adım atacak ama kafanızdaki sorular devam edeceği için belki bu noktada huzursuz olabilirsiniz. İlişkileri olan içinde güzel bir söz, nişan konuşmalarımız söz konusu olacak. Bu hafta böyle bir koşturmamız var. Evliler için çekiyorum hemen. Bu ara evliliğini bitirmek isteyen, fazlasıyla kendini çok yorgun hisseden koç burçlarımız, lütfen sakin olacaksınız ve hayatınızdaki enerjiyi hayatınızda katmaya devam edeceksiniz diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, bilmenizi ve takip etmenizi isterseniz yapabilirsiniz. Değerli boğa burçları için 3 kart seçiyorum. Bu ara çok fazla seyahatleriniz olacak. İşle alakalı gidip gelme konularımız, hatta bunlarla ilgili yön verme niyetiniz var gözüküyor. Hatta işinizle alakalı kendi içinizde çok fazla buraya emek veriyorum ama parasal noktada çok rahatsızım diyenler için. Evet, korunma noktası, hatta işinizle alakalı güzel bir değişim söz konusu olacak ve bu değişimle birlikte yeni bir başlangıç, gitmek istediğiniz yolculuğunuz hayırlı olarak uyarı veriyor. Aklınızdaki kişi size geri dönecek mi soruyorum. Eğer aklınızda bir kadın varsa bu kalbinizdeki insan geri dönecek. Eğer siz bunu bir kadın olarak dinliyorsanız kalbinizdeki insan size geri dönecek ve bu ilişki tekrar taçlanacak gözüküyor. Bilginiz olsun. Aşk bekleyenler için bir kart seçiyorum. Geçmişi unutamadığınız için ve geçmişte yaşadığınız kaosları iyileştiremediğiniz sürece yeni aşka açık olamazsınız. Sizden ricam, lütfen ve lütfen yeni aşk isteyenler için geçiş katı, yani inanıp güvenip gerekiyorsa bunun için yardımcı bir enerji size iyi geleceğini, çünkü güveniniz tamamıyla geçmişe dayalı sorunlarınız olduğunu gösterir. Evli olanlar için evet, eşlerinizle alakalı tekrar bir çocuk ya da yatırım ya da bereketlenme dediğimiz noktada, özellikle eş soyunuza ait yaptığınız iyiliklerin haddi hesabı yok ama beni kimse, herkes beni değersiz görüyor diyorsanız, artık kendi aileniz için, kendi ruhunuz için bu enerjiyi yaptığınız takdirde daha mutlu olacağınızı düşünüyorum değerli boğa burçları. Sizden ricam, kendiniz için uyanın diyorum. Ev almak istiyor musunuz? Bir bakalım ev düşünceniz. Evet, ya bir miras, bir hak konunuz olabilir. Bununla alakalı noktada ev almak isteyebilirsiniz. Bir de kredi çekmeyi düşünüyorsanız şu an biraz daha bekleyin. Eylül ortasında bu konuyla alakalı çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Rahat olmanız ve şans kapılarınızın açılacağını söyleyebilirim değerli boğa burçları. İkizler, yükselen ve ay burcunuzu Akkaya Official sayfamı takip etmenizi isterim. Yani lütfen mesajlarınızda bol bol yazın, beğenilerinizi yapın. Dışarıdan takip edenler de lütfen elinizi botona koyun
beğenin. Çünkü emeğe saygı, emeğe saygı, emeğe saygı diyorum. İkizler, özellikle şöyle söyleyeceğim. İlişkilerinizle alakalı ciddiyet evresi ya da ilişkinizle ilgili evlilik bekliyorsanız bununla ilgili güzel konuşmalar söz konusu olacak. Hatta ve hatta şunu demek istiyorum. Bu süreç size Başak ayı hem sizin için, yani bu hafta geçişi itibariyle artık Başak'a dönüyoruz ya, hem işinizle alakalı sorunların hem de ilişkinizde barışı ve toprağın enerjisi size çok faydalı olacağını gösteriyor. Ve hatta ve de şöyle bir durum var, ilişkinizdeki doğacak sorunları iyileştirip birbirimize daha sağlam bir noktada ait olacağımızı ve eğer ki ilişkinizden evlilik teklifi bekliyorsanız hazır, aklınızdaki kişi de size geri gelecek diye uyarı veriyor. Hemen evli olanlar için bir çekiyorum hemen bakalım. Evet, ilişkinizle alakalı uzun süredir sorunları çözmek istediğiniz, ilişkinizle ilgili problemleri artık geride bırakıp birbirimize ait hayata yeniden başlamak isteyeceğiniz, hatta evli olan ve erkek çocuğunuz varsa ve özellikle gözler renkliyse çocuklarınızın, bu haneye anahtar, toprak, araç gündemi söz konusu olacak. Bu da sizi gayet mutlu edeceğini söyleyebilirim. İş konusunda işsizler için, evet, uzun süredir iş bekleyenler, yönünüzü bulacaksınız. Ama çok inandığınız dostlarınız size iş konusunda yalan söylemiş olabilir. Lütfen ve lütfen artık kimseye inanmayın. Kendi ekmeğinizi kendiniz arayın. Kapılarınız sizin için daha sağlıklı açılacağını söyleyebilirim. Bir kart daha çekiyorum değerli ikizler. Bakın aynı kart. Aynı işle ilgili hata var mı diyorum. İnandığınız insanlar. Bir de iş mahkemeniz varsa hemen bir kart çekiyorum. Denge ve para evresini alacağınızı uyarabilirim diyorum. Değerli yengeç burçları, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Nasıl gidiyor hayat? Mutlulukla mı? Hemen sizler için de kart çekiyorum değerli yengeç burçları. Bir. Görün lütfen. İki. Ay, çok tehlikeli. 3. Bu hafta biraz daha kendinizi, hani geçtiğimiz haftalarda kendinizi adaletin olmadığı boşluklarda yaşadığınız ve artık kıyamet kopacaksa kopsun dediğimiz düşünceleriniz varsa değerli yengeç burçları, içinizdeki adalet gerçekten güneşin, yani sizin içinizdeki inançlarınız kaybolmuş olabilir. İnandığınız dostlarınız ya da çevrenizdeki işinizle ilgili haksızlığa uğradıysanız güneş size, ruh size dokunacak gözüküyor. Ve istediğiniz iş size en iyi şekilde aydınlanıp problemlerin bitip ve hani eliniz kolunuz bağlı ya, bunların hepsi geride kalacak ve daha güçlü ve iyi başlangıçlar yapacağınızı uyarıyor. Hemen yer değişimi mi diye bakalım. İşinizle alakalı başlama. Evet, duanıza devam edin. İnançlarınızı tekrar toparlayın. Rabbim size hem güzel bir aşk diyor, hem de gideceğiniz iş seyahatini, bir iş seyahatine gideceksiniz, doğru aşkı bulacaksınız. Aşksız olanlar ya da bir iş kapısıyla ilgili yeni görüşmeler olacak, güzel bir aşk hareketi sağlanacak olarak gözüküyor. İşinizde problem yok, kaygı ettiğiniz her şey bu hafta iyileşmiş olacak diyorum. Kalbindeki düşünen, kalbimdeki beni istiyor mu, bana karşı duygusu nedir diyorsanız şu an bu ilişki bitmiş. Gereksiz kendi kendinize yıpranıp depresyonları girmeyi bırak. Yeni ve bilge ve kendini güçlendir ve artık kendi yönüne bak diyor. Beklediğiniz kişi size uygun değil. Bakalım evli olanlar için. Evet, burada der ki ilişkide hataları düzeltmek, birbirimizle konuşma problemimiz vardı. Hem aile içerisinde miraslar hem de haklar için tartışmalardan kaynaklı kırgınlıklarımız geride kalıyor. Ve biz artık gerçek hayata ve kalbimizi kıran herkesi kenarda bırakacağız ve biz aile olacağız dediğimiz süreçtesiniz. Doğru. Bunu doğru yapacaksınız yaptığınız takdirde. Araç değişimi ya da ev değişimi fikriniz var. Hayırlı olsun diyorum. Ve iyi bir ev anahtarı ya da iyi bir araç anahtarınız hayatınızda olacak diyorum. Aslanlar. Eğer bunu bir erkek dinliyorsa sevgilinize yalan söylemiş olabilir. Eğer bir kadın dinliyorsa sevgiliniz size yalan söyleyecek ve köklenme ve ciddiyet evresinde gerginlikler yaşayacaksınız. Ya da evliyseniz ilişkinizle alakalı yaşayacağınız problemde güzel giderken başkalarının söylemleri ve duyacağınız olaylar ilişkiyi zorlayacak olarak uyarı veriyor. Lütfen sağlıklı bir akılla dengeyi ve suyu, havayı ve ateşi birleştirerek dengenizi düşünün. Çünkü burada aslında eşiniz ya da sorun gördüğünüz kişi, yani eşinizse, şüphelenen kişi kimse, aslında
yanlış düşünüyor. Siz kendinizi özellikle yanlış ifade ediyorsunuz. Yanlış anlaşılmalara sebep oluyorsunuz. Galiba bu kadın erkeğinden şüpheleniyor ve bu yüzden de burada ilk başta da zaten burada kadın erkeğiyle alakalı esaretli olarak gösteriyor. Lütfen yanlış anlamayın. Gereksiz triplere gerek yok. Birbirinizi seviyorsunuz. Ayrılmak isteyenler var özellikle. Ben bu ilişkide artık çok yoruldum. Elim kolum bağlı. Yani bir tarafa gidemiyorum da. Maddi olarak da kendimi toparlayamıyorum ama mecburen idare ediyorum diyenler artık çözümü bul. Her geçen gün karanlığın içerisinde yoruluyorsun. Ve bu yorgunluk da sanki ortak çocuk ya da ortak bir alanımız var. Bundan bir türlü yolunuzu bulamadığınız gözüküyor. Lütfen artık kendin için, kendi hayatın için bir şey yapmalısın. Ve bu hayat sana daha iyi şekilde dokunacak. Devletle ilgili beklentisi olan, evet güzel bir oluşum ama uzun sürecek biraz pişmanlıklar yaşayacaksınız. Keşke anlatsaydım, keşke sorun olmasaydı diye. Bu süreci atlatacaksınız ama daha vakit var diyorum. O yüzden hiç aşık olmayanlara bir bakalım. Aşk isteyenlere. Ya biraz daha kendinizin vakti var. Ama şöyle cesaretini topla, yoga yap, meditasyon yap. Ruhuna inandığın bir şeylere adapte ol. Çünkü aşk seni güzel ağırlayacak, güzel karşılayacak. Sadece içindeki umudu kaybetme, Rabbime inan. Aşk senin ruhunda ve parasal evrede de sıkıntınız varsa çok güzel bir toparlanma evresi ve size huzur verecek olarak uyarı veriyor. Değerli başaklar, Başaklar, nasılsınız? Umarım her şey güzeldir. Yükselen ve Ay burcunuzu ve e-akya official Instagram sayfamı takip edin. Lütfen eliniz yapışmasın, yorum yapın, beğeni yapın, kanala sahip çıkın diyorum. Bakıyorum hemen. Özellikle duygusal hayatınızla alakalı bu ara ilişkinizle ilgili güzel giderken bir tatil planımız var ve bu tatil planıyla alakalı gideceğimiz yol kararımız var. Burada kendi içimizdeki kaosları toparlayıp ve bitmiş ve ilişkinin alevlenmesini istiyorsanız burada yüzleşmeniz lazım ya da birlikte bir vakit geçirip bu ilişkiyle alakalı yüzleşmeniz gerektiğini uyarıyor. Lütfen ilişkinizle ilgili sorunları giderin yoksa her geçen gün karanlık kuyuya gidiyor. Aslında burada muhteşem bir gökkuşağı var. Der ki siz ruh ikizisiniz ama gerçeklikleri göremiyorsunuz ve birbirinizin kalbinizi kırıyorsunuz. O yüzden ilişkiye sağlam adım at, sağlam konuş ve çöz. Güzel ilişki daha güzellikler getirsin diyorum. Aşksızlar için evet bu ara özellikle güzel bir yön ve güzel bir ilişki hatta ateş burcu biriyle bir ilişki yaşayacaksınız. Yargıladığınız ben ilişkilerde hep yara alıyorum, kalbim kırılıyor, kullanılmış gibi hissediyorum. Artık beni anlayacak bir evet hayatınıza girecek kadın ya da erkek size yıldız gibi parlayacak. Ve bu parlama sizin geçmiş ihanetinizi, kafanızdaki deli deli soruların hepsini çözmeye başlayacak. Ama biraz daha vakit var, sabırlı olmanız gerekiyor. Bakıyorum bu ara bir iş gereği çözmeniz gereken kitaplar, yazılar, evraklarla alakalı, yöneticilerinizle alakalı toplantılarınız olabilir. Çok yoğun bir koşturma var. Bu koşturmanın sonunda size gerçekten hem Rabbimin hem de inandığınız enerjinin size çok güzel parasal anlamda dokunacağını unutmayın diyorum. Evli olanlara hemen bir kart. Ya evli olanlarda eş ya da kendi ailenizden kaynaklı bayağı bir dırdır var. Bu dırdırı bırakırsanız ilişki düzenir ama bazı başaklarda radikal bir şekilde yol ayrımı karar içerisindesiniz ve bunun için bir zaman bekleyişiniz var. Bu zaman dolduktan sonra yolunuza geçiş yapacak ve doğru karar verdiğinizde kendi içinizde bulacağınızı söyleyebilirim değerli başak burçları diyorum. Hoşça kalın. Evet değerli Terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. e-akkayofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Siz bilirsiniz ya karar sizin. Tebrikler. Çok güzel bir iş imzanız. Sizi mutlu edecek yeni bir anlaşma. Hatta Rabbim beni gördü. Nihayet içimdeki işi ve doğru anahtarı ve doğru iş kapıma yöneldim diyorsunuz. Ve bu iş kapısıyla birlikte yöneldiğinizde de kendi gücünüzü yeniden keşfedeceksiniz. Ve tebrikler. Ödülünüz çok eğer işsizseniz güzel bir iş kapısı. Yerinizde değişimler ya da bununla ilgili fikirleriniz varsa güzel anlaşmalar sizi
onur edecek olarak diyor. Tekrar evet, her şeyi affetmek. Yani inandığınız, inanmadığınız, güvendiğiniz, yani doğadaki her şeyi affedeceğiniz, artık kendinize sarılıp doğru noktayı en iyi şekilde çözeceğiniz bir noktadasınız. Bence bu ara bol bol içinizdeki geçmişe ait ya da yaşadığınız iş sorunlarınızla olan her şeyi affettim Allah'ım, beni bağışla deyin. Çünkü yönünüzde daha güzel fırsatlar var. Kalbinizdeki düşündüğünüz benim kaderim, evet kaderiniz. Ve bunun için hata yaptığınız bu ilişkiyle ilgili sihir gibi tekrar toparlanacak ve hayatınıza bu kişi geri adım atacak diyorum. Hiç aşık olmayanlar için evet, o kudret size, Rabbim bu ölüme kadar yazacağı doğru aşka yelken açacaksınız. Ve bu açış için de büyük bir ihtimal, şöyle söyleyeceğim, yıkılan kalbiniz ve yıkılan her şey size en iyi şekilde tamir edecek olarak gözüküyor. Evli olanlar için bakıyorum. Bu ara birbirimizle çok tatlı sohbetler, hatta birbirimize laf sokmalar, hatta ilgisiziz, hatta işinizle alakalı bir beklediğiniz, özellikle ev hanımı ya da evli çiftler için söylüyorum bunu, güzel bir plan ve bu programla birlikte bu tarihten 365 gün sonra bu tarihe geldiğimizde hem paramız hem de ev anahtarımız sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Son kez tekrar aşk var mı istiyorum. Evet, güzel bir aşka yelken açacaksınız. Sizinle güzel konuşacak, sohbet edecek biri ve bu da size mutluluk verecek diyorum. Değerli akrepler, nasılsınız? Ay, değerli akrepler burada mısınız? Değerli canlar burada mısınız diyorum. Hemen seçiyorum. 1, 2, 3, 4, pardon, son bir kart daha çekiyorum, 6. Şöyle kandil, siz bir mum yakın ve Rabbime bol bol bu yanarken ışıkla birlikte dua edin. Ya da kandil yakın, fark etmiyor. İlla mum yakmanız gerek yok. İnandığımız kan. Hatta evinize bir de lale çiçeği alın. Buraya bir güneş doğacak alanımıza. Ve cesaretinizle birlikte çok güzel bir aşk ve artı çok güzel bir işe uçuş yapı, iş kapısına çok güzel anlaşmayla giriş yapacaksınız. Bence kandiliniz güneşle birlikte birleşmiş. Rabbime açılan eller sizin gerçekten dokunuşları olacak. Hiç korkma, güzel şeyler var. Özellikle kadın evdeyseniz ya da iş kapınızla alakalı değişimler istiyorsanız değerli hanımlar, bu da bununla ilgili de yazılarınız ya da eğitim ya da kariyer anlamında fikirleriniz varsa çok güzel bir anlaşım ve bu anlaşımla birlikte sizi mutlu edecek diyorum. Bakıyorum, ilişkinizdeki terslikleri mahkeme yoluna götürmek isteyen evli çiftler, boşanma kapınız var. Dikkat edeceksiniz. Bakalım çocuk isteyenler, boşanma kesin var. Burada bazı akrep burçlarında dikkat edin. Bu ara dilinizi yıkayın. Bir de miras ve çözülmeyen haklarla ilgili tekrar mahkeme açılacak. Bunlar da biraz sizi yıpratabilir. Hazırlıklı olun. Bir de uzun süredir kendi işini yapanlarda biraz gerginlik. Özellikle de nişanlı olan bazı akrep burçlarında da ailelerle arasındaki yaşanacak takı ya da düğünle alakalı gereksiz tartışmalar biraz zorlayabilir. Lütfen dikkat edin, kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Değerli yaylar, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve iyidir. Bakıyoruz size. Yay burçları, özellikle işinizle alakalı yaptığınız bir hata ya da yapacağınız bir hata sizi gerçekten yol seçimlerine götüreceği ve bu hata size çok ciddi anlamda sıkıntılar. Yani siz sihir gibi para kazanmanız gerekirken hata yüzünden bazı şeyleri kaybedebilirsiniz. Dikkatli oku, dikkatli yönünü aç ve cesaretini topladın ama kendi içindeki barışsal ve herkese artık barıştım diyorsunuz ama yine dostlarınız ya da ailenizden ya da iş çevrenizden kazık yiyeceksiniz. Rica ediyorum, sizden güvendiğiniz dağlara kar yağacak ve bu da sizin hata, ya işte hata yapmanıza, çevrenizde hata yapmanıza sebep verecek. Merhametinizi yumuşatmayın ama gerçekten vicdanlı olanlarla itibar kurun ki hatalar olmasın. Kalbindeki düşündüğün kişi ne olur? Yani çok uzun süredir bekliyorsun dönüşünü. Bak, dönüşünü. Ama ben artık bunu pes etmen gerektiğini ve kendi dengeni, kendi içindeki mutluluğu bulursan gerçekten tekrar aile olmak, düzen kurmak, mutluluk yaşamak sana çok huzur verecek. Bence artık dengeyi bul. Psikolojik olarak çok yorgunsun. Evli olanlar için evet, parasal tartışmalar
Ve bazı parasal konularda miras konularımız ve mahkemelerimiz var. Bunlar çözüldüğünde hanemizdeki parasal evreler geride kalıp daha mutlu bir oluşum yaşayacağınızı uyarıyor. Ufak bir yolculuk var size. Yani bir iki günde olsa kafanızı dinlemek istediğiniz ve yönünüzü belirlemek istediğiniz. Evet doğru ama gereksiz para harcayacaksınız. Şu an buna ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama bir dahaki hafta yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Değerli oğlaklar nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım hemen 3 kart çekeceğim. Bayağı kart çekiyorum. Fark etmez. Oğlak burçları özellikle işinizle alakalı beklediğiniz özellikle burada fark etmiyor. Kadın erkek iş değişikliği ve artık bu yolculuk gerçekleşsin. Gideceğim nokta beni rahatlatsın. Hani kendi kendime burada kendim mi zaman kaybediyorum diyorsanız evet güzel oluşumlar hatta sizin sıkıntılarınızın hepsi en iyi şekilde rahatlığa erecek olarak uyarı veriyor. Bu ara eşinizle aranızda soğukluk olabilir ve aranızdan su sızmayan ilişkide biraz terslikler var. Biraz daha laflar, biraz daha ters ama bu ilişki bitmeyecek bir enerjide. Dengeyi bulacaksınız ama kırıcı oluyorsunuz. Birbirinize ait gerçeği görün. Kırmanıza gerek yok diyorum. Bir toprak niyet olan evli çiftler için evet bu yeri belirledik. Krediyle alakalı evet lütfen burası değerli alın istiyorum. Peki aşk isteyenler için? Ya bu hafta belki her kartta böyle bir kırılma var ya, gerçekliği hayatındaki insanı bırakmayı düşünüyorsun. Ya biraz daha güçlü olsun, biraz daha beni anlasın, ben kendimi değersiz hissediyorum. Bu beni anlamıyor dediğimiz bir evredesiniz ve artık bu ilişki çok uzun süre yaşanmaz. Rabbim bana hayırlısı neyse onu ver diyorsun ama ilişkide çok fazla güvensizlikler oluşmuş. Bence ilişkiyi toparlamak için doğru zaman. Bir de şöyle söyleyeceğim. Aşk ve kalbinizdeki kişi evet adım atacak ama sen şımarma, kuralını koy, bu ilişki senin hakimiyetine dönsün. Bir de genelde sabit takıntı yönleriniz var ya değerli oğlak burçları. Bunları ilişkide yumuşatırsanız biraz ruhunuz duyguyu daha derin yaşatmaya ihtiyacı var. Siz içinizde karışık duygulardasınız. Artık bu ilişkiyi net ol ve yoluna bak diyorum. Değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam bakıyoruz hemen. Değerli kovalar, yeni seçim, yeni iş, yeni yollarla ilgili araştırmadasınız ve bu araştırmanın sonucunda doğru iş kapınız, doğru gerçeğinizi bulacaksınız. Bu da size gayet mutluluk ve keyif verecek diyorum. Ve orada yükselime, orayla alakalı beklentileriniz en iyi şekilde sonuç elde ettirecek bakıyorum. Ama burada sizinle uğraşan farklı kollarda ya da yakın bir inandığınız kişilerden sıkıntı var olsa da siz bundan zarar görmeyeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Kalbinizdeki düşündüğünüz insana bakıyoruz. Evet belki de yönünüzü kaybettiniz ve artık bu ilişki anahtarlarını kilitleyip yepyeni bir aşka atılmanız sizin için daha sağlıklı. Peki gerçekten dönecek mi diyorsanız onun hayatında başka biri var. Artık bu sayfayı kapatmanız gerektiğini söylüyorum. Evli olanlar için çekiyorum. Ev hanımları, evli olanlar için. Şöyle söyleyeceğim. Evet bu ara ilişkinizle alakalı devamlı ailede bir hastalık, bir koşturma, herhangi bir şey yaşadığınız için çok tedirginsiniz ve bu hane devam. Bu kişi iyileşecek. Endişe etmenize gerek yok. Hatta çocuk niyetiniz varsa, çocuğunuz olmuyorsa bile hayata geçiş yapacak. Belki de kendi iş mahkemeleriniz ve çözülmesini istediğiniz parasal evrelerinizle ilgili kazançlarınız var. Daha uzayacak ama bu sonunda sizin için hayırlı diyorum. Hiç ilişkisi olmayana bakalım. Evet, içi ruhu sanatçı, kalbi hazine gibi temiz ve size çok uyacak bir aşk da var diyorum. Aşk size kelebekler gibi konsun, huzurunuza dokunsun ama maddi kaybolan bazı kova burçlara artık tahammülüm kalmadı. Çok yorgunum, ne yapacağım diyorsanız hemen bir kart çekiyorum. Evet, aşkla Rabbime inanın kapılarınızdaki tüm sorunlar bitecek diyor. Balık burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de günlük yorumlarımız var. Bakıyorum hemen size. Oo, değerli balık burçları, işle alakalı yapacağınız insanların size karşı günahkar, kıyamet gibi laflar, dedikodular ortalıkta dolacak. Hatta ufak tefek yolculuk, hatta bu olaylardan dolayı ufak tefek yolculuklar yapıp kendi içimde
kendi ödülümü alayım ve bu saçmalık evresinden çıkayım ve kendimi barışçıl bir şekilde hayatıma katılayım diyorsunuz. Evet, işinizdeki hak ettiğiniz en iyi noktaya da geleceksiniz. İstediği kadar insanlar çatlasın, sizde güzel bir başarı var diyorum. Bakıyorum yeni işe girmek isteyenler için, evet, an ve an, 3 hafta, 3 gün, 3 ay içerisinde güzel bir iş kapınız var. Enerjinizi kaybetmeyin. İstediğiniz kapı sizin için gökkuşağı şekilde aydınlanacak ve size huzur verecek diyorum. Kalbinizdeki düşündüğünüz insan için kalp çekiyorum. Kalp çekiyorum. Evet, bu ilişki evliliğe gider. Ve bununla ilgili kafanızdaki sorular artık netliğe kavuşur, yükünüzü alır, hazinenizi açar, düğününüzü yaparsınız diyorum. Peki hiç ilişkisi olmayanlar için Allah size öyle bir kalp ve yukarıdan gelen bir emir vermiş ki lale gibi kandiliniz, içinizdeki ışığınız o kadar güzel hayatınızdaki insana yansıyacak ki doğru insan için de hareketler başlamış, hatta bulmuş olabilirsiniz, doğru değerlendirin diyorum. Evli insanlar için bu ara birbirimize laf sokmalar, aslında birbirimizi seviyoruz ama hatta çok da güzel tatlı tatlı laf sokmalar. Hatta haneye çocuk düşünüyorsunuz, yapalım mı yapmayalım, mahkeme yapıyorsunuz. Büyük bir ihtimal 2022'de bunu sürpriz bir şekilde karar vereceksiniz. Kova ayında gebelik evreniz olabilir. Bu da size iyi gelecek. Boşanmak isteyenler için de evet, dönem dönem kadınlar bıktım bu kocadan diyorsanız. Bence içinizde ona çok düşkünsünüz. Kendi kendinize onu kızdırıyor olabilirsiniz. Hiç boşanmanıza gerek yok. Bu evlilik sizin için hayırlı diyorum. Yalnız sizde de araç satımı ve yeni araç alımı niyetiniz var. Yapın. Sizin için gayet iyi ve hayırlı gözüküyor. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim ne istiyorsa kapınıza nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.